Evet, bunlar da ata buğdayından gelen karakızcım. Kayısı reçeli, alaş simkesi, dut simkesi, pancar. Bu arada lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. İnsanoğlu binlerce yıl önce buğdayı toprakla buluşturdu. Tarıma başladı, uygarlık tohumla yeşerdi. Ve tohum gıda zincirinin ilk halkasını oluşturdu. Bugün teşviklerinizle açılışını gerçekleştireceğimiz kadın kooperatifimizi, hizmet ve satış merkezinin, Malatyalı kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almaları adına önemli bir yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Bu yapının hemşerimiz, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın izlerini yansıtan anı eviyle bütünlük göstermesi, bu izlerin korunması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılmış olan Ata Doğumu Projesi tarımı milli bağımsızlığımızın anahtarı olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Ülkemizin dünyanın önde gelen tohum üreticisi olma potansiyeli görmekteyiz. Umudumuz odur ki kısa zamanda Türkiye'de inşallah yerli üretimden başka bir şey görmeyelim. Ülkemizin parlak geleceğini tohumlarını kadınlarımızın elleri ve yürekleriyle serpilerek bu tohumlar kadınlarımızın alın terliğiyle sulanacaktır. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak bu doğal ürünler ile Malatya'mız için bir marka değeri oluşacak, kadınlarımızın istihdamı katlanarak artacaktır. Maddi Ana Kadın Kooperatifi Üretim ve Paketleme Tesisi Buğday Müzesi'nin oluşumunda bu başarının sağlanmasında katkı sunan, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Kadın kooperatiflerinin güçlü olduğunu görmemiz bizim burada da ülkemizde de bu kooperatifçiliğin gelişmesinin ve ilerleyen dönemlerde kadınların bu kooperatifler aracılığıyla iş dünyasının, iş hayatının içerisinde olmasının önemini biliyoruz. Değerli burada emeği geçen her kim varsa hepsine teşekkür ediyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Toplumun öznesi olan kadınların Malatya'mıza atağa kalkması Malatya'mız adına çok güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum. Pazartesi günü Vatan Gazimizin Kalbi Kadın Kooperatifimizin resmi açılışını yapmış olduk. Bugün büyükşehrimizin hanımefendilerin büyük katkılarıyla Madiyana Kadın Kooperatifinin kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Değerli hanımefendi Hafize Hanım, özellikle hanımlar konudaki yapmış olduğu organize eden kendilerine teşekkür ediyorum. Fakat Ocak 2020'den beri yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu anlamda ilçelerimize tohum kodları değişmemiş, gerdolar değişmemiş. Orijinal tohumların ekiminden tutun, onların ürün aşamasına gelmesine kadar olan sürede uzun bir çalışma serveri sergilediler. Burada önemli olan Türk kadınının bu konuda el emeğinin, göz nurunun ve alın terinin ortaya çıkması ve bereketli olması. Bugün arkadaşlarımız geldi, özellikle Şirak Pazar ve Buğday Pazar ile ilgili çalışmaların son merhaleye geldiğini ifade ettiler. Malatya'da ulaşımla ilgili, temel altyapılarla ilgili, yollarla ilgili, su, kanalizasyon vesaire hizmetlerle ilgili inşallah 2 yılın sonunda hem asfaltlarla ilgili hem diğer işlerle ilgili hiçbir problemi kalmayacağını burada ifade etmek istiyorum. Malatya mahallesine layık istikbale hazırlanıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimize, valimize, emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı ve müteşekkirlerimi ifade etmek istiyorum. Kadının Türk töresinde örf ve adetinde yeri ayrıdır. Bir erkeği vezir de yapan, rezil de yapan anasıdır, eşidir. Dolayısıyla Selahattin Başkan'ın bugünün başarılarında arkasında duran
gerek sanat, gerek kültürel yönden destekler esirgemeyen Hafize Hanım'a kadın emeği, göz nurunu böyle bir kooperatifle eşit meydana getirip de bizlere sunduğu için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Bugün hanımefendilerin günü. Bugün Anadolu Kadın Teşkilatı'nın, Bacıyan-ı Ruh Kadın Teşkilatı'nın bugüne yansıyan kadınlarının çok özel bir günü. Yapmak için hem sosyal, hem ekonomik, hem de eğitim alanında çok önemli çalışmalara imza atıyor. İşte o günün tarihini bugün burada Malatya'da görüyoruz. Fatma Bacı Hafize Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ellerine yüreklerine sağlık. Kooperatifçilik noktasında sessiz sedasız çalışma yapan, mazisi daha eskiye dayanan bir çalışmanın ürünü olan Madyana Kooperatifi'nin mimarlarından Hafize Hanım'a teşekkür ediyoruz. Hem mütevazi şekilde bu projeyi hayata geçirirken hem de örnek bir kooperatifçiliğin Malatya'mızda nasıl olması gerektiği noktasında çalışma yapan bakanlıklarla da ortak hareket eden ve bu anlamıyla Malatya'nın unutulmaya yüz tutmuş tohumlarından tekrardan Malatya'da canlandırarak organik tarımı destekleyen, sözleşmeli tarımı destekleyen bir anlayışı ortaya koydukları için emeği geçen herkese de buradan teşekkür ediyorum. Bizim inancımız ve bizim kooperatifçilik anlayışımız, bizim yardımlaşma ve dayanışma anlayışımız esasında başkalarını mutluluğu üzerine kurulu. Tabak veririz sizlerden. Tabak. Henüz korma mısın? Ben de. Hazır başı. Kaşık, kaşık. Mehmet abi. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketlendirsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bakır. Sen de yoğurdun anne. Yok bizde bakır. Yoğurduk, hamur yaptık. El değirmeninde çekip bulgur yaptık. Ve sonra onları ocaklarda yemek yaptık. Fırınlarda da ekmek yaptık. Ama bize yardım etti beyefendiler ekmek yapımında. Bizim amacımız eski hayatı yaşamak değil. Eski hayatı yeni nesile aktarmak ama eski tohumlarla ülkemize yeni bir adım attırmak istiyoruz. Sağlıklı olsun diye. Bu aşamaları aşama aşama burada sergilemeye çalıştık. Eski kadınların ne kadar emekler olduğunu şuradan gözlemliyoruz. Çünkü o taşta bulguru çevirerek büyütüyorlardı ve sonra soframıza getiriyorlardı. Çocuklarını öyle yetiştirdiler. Bizler o nesilden gelenleriz. Bak şu objeler görüntüsü. Bu da hamur yoran hanım değil mi? Yemek yediği tabaklar ve kadehleri bulduk. Masada önünde olan kadeh ve tabaklar bizim vitrinlerimizi süsledi bu defa. Biliyoruz ki Sayın Merhum Cumhurbaşkanımız Malatya'yı, Anadolu'yu çok severdi, kızı çok severdi. Atalık tohumları üretiyoruz. Karakılçık, Sivas Serum, Malatya Kumru, çok eski bir doğal var yani. Efendim buraya bakarsanız başlayalım. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Maşallah. Babam size de ekmek için yaptı ama nasip onaymış. Teşekkür ederim. Ben de bu tabloyu o rahmetin adına siz tebelliklerinden alıyorum. O duygu ve düşüncelerini bu halı desenine işlemişler. Gönülden bizi sermişler. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet etsin. Sizlere sabır ihsan etsin. Sizler de onların bize emanetsiniz. Bu emaneti de biz ehline teslim edildi diyebiliyoruz. Bizim o anlamda rahmetin emanetleri başımız üzerinde yerleri var diyor. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ama güzel bir hediye. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir hediye oldu. Sağ olun.